Arkadaşlar merhaba, ben RSA Motor Sports ekibinden Utku. Bugün Eren yanımda, videoyu şu an Eren çekiyor. Vlog çekeceğiz. Artık vloglar çekmeye karar verdik. Yani yaptığımız işle alakalı daha bilgilendirici, bu sektörde doğru bilinen yanlışlar. Onun dışında bu tarz işlem yaptırmak isteyen arkadaşlarımızın, müşterilerimizin kafasındaki soru işaretlerini kaldırmak amacıyla tamamen yaptığımız işle alakalı öncesi sonrası süreçleri, yapılırken nelere dikkat ediyoruz, neler chiptune yapıldıktan sonra neler yapılmalı, neler yapılmamalı. Bunu tamamen biz RSA Motorsports olarak kendi yorumumuzla size anlatacağız. Elimizden geldiğince de bilgilendirici olacağını düşünüyoruz. Bu şu an ilk vlogumuz, yani ilk video olduğu için de amatörlüklerimiz olabilir. Bazı yanlış şeyler yapabiliriz belki. Yani çekimlerle alakalı eksiklikler de olabilir. Onlarla ilgili şu an şimdiden söyleyeyim. Hani mazur görün lütfen. İlk etap, yani ilk videomuz, şu anki bu videomuzun amacı tamamen şu olacak. Bir araç chip tuning yapılacağı zaman öncesinde ne yapıyoruz, sonrasında ne yapıyoruz? Yani bu proses nasıl işliyor? Bütün testler nasıl yapılıyor? Bunların hepsini detaylı göstereceğiz. Bunları da rahatça ve güzelce yapmak için ülke yarış pistine geldik. İzmir ülke yarış pistindeyiz. Şöyle Eren de çekip gösterebilir. Ülke yarış pistimize gelmemizin sebebi trafiğe kapalı bir alanda yapıyoruz her şeyi. Yani trafiğe kapalı bir alanda yapmanın sebebi de tamamen güvenli bir şekilde bunları sizle paylaşmış olacağız. Örnek aracımız 318i 3 silindirli. Hani plakanın sökmemin sebebi de bu, yanlış anlaşılmasın. Bu araçla ilgili zaten birkaç video çektik, Cevat'la beraber çekmiştik. Aracın tanıtımıdır vesaire falan. Bugün yine de hani biraz daha onların üzerinden giderek arabanın ilk önce orijinal halinin süresini ölçeceğiz. Pist maalesef 100-200 almak için uygun değil ama yine de 50-130 tarzı bir süre alacağız. Ondan sonra yazılımımızı yükleyeceğiz. Tabi yazılımımızı yükledikten sonra detaylı log alacağız. Bunları da size göstereceğiz. Ondan sonra tekrar 50-130 tarzı bir süre ölçümü yapacağız. Öncesi ve sonrasını kıyaslayacağız. Kıyasladıktan sonra da loglarda bütün her şeyi bakacağız. Eğer bizim istediğimiz gibi her şey güvenli bir şekilde yapılmışsa, evet, da şimdi yazılım okuma sürecine başlayacağız. Bu araçları OBD portundan direkt programlayabiliyoruz. Yani herhangi bir beyin sökülmesine gerek kalmıyor bir olumsuz durum olmadığı sürece. Şöyle BMW grubu araçlar için Ethernet dediğimiz OBD ve Ethernet portlu bir kablomuz var, onu takıyoruz. Ekstradan bir CMD firmasıyla çalışıyoruz genel olarak. CMD flash'ın cihazı takılı. Anahtarı kadranın önüne koyduk. Onun dışında bir şey daha göstereceğim. Normalde OBD programlamalarında akü voltajını sabit tutmamız gerekiyor. Akü voltajını sabit tutmak için şöyle bir cihaz kullanıyoruz. Bu cihaz bize araçtaki elektriğin 13.5 voltta sabit kalmasını ayarlıyor. Yazılım okuma sürecinde herhangi bir ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Şimdi şuradan CMD açıyorum. Ondan önce kontağı da açalım. Şuradan aracı seçeceğim. Okey deyip oku diyoruz. Şu şekilde oku dedik. İnterneti hallettik. Şimdi oku diyeceğiz. Şu an dosyayı okuyoruz. Orijinal dosyasını aracın. Okuma işlemi bittikten sonra araca log programımızı bağlayacağız. Yolda test programımızı ve orijinal halinin sürelerini ölçüp arabamızın orijinal halinde bir sıkıntısı olup olmadığına bakacağız. Beyinden istenen veriler araç tarafından da yapılabiliyor mu, uygulanıyor mu, uygulanmasında bir sıkıntı var mı tarzında. Geçtik. Bunların hepsini detaylı göreceğiz. Orijinal yazılım. Şöyle DBN cihazımızı da çekelim. Biz Race Logic'in DBN ile çalışıyoruz. Zaten en verimli ve en kullanılabilir program da bu. Log programımız açık.
Ne alacağız? Yolda istenen ve basılan basıncı alacağız. Yani gerçekleştirilen basınç. Lambda yani APR değerimiz. Relatif Füllung Almancası yani load, absolute load değeri alacağız. Torque request'imiz, orijinal torque isteği, motor debri ve avans, motorun avans isteği, motordaki avans, ignition angle diye geçiyor. Bu şekilde bunları alacağız. Şimdi kamerayı Eren'e vereceğim çünkü ben aracı kullanacağım. Zaten buradaki şey değerlerimiz de şu an orijinal. 160-240. Pistin düzlüğünü kullanacağımız için sadece şu şekilde şuradan bir dönüş yapacağız. -130 alacağız bu arada. Yani orijinal halinde bile 50-130 almakta biraz zorlandık. 13.1 saniye aldık bu arada. Videoda görünüyor mu bilmiyorum ama zannedersem görünüyor. Şimdi geri dönüyoruz. Hem log'a bakacağız hem de aynı zamanda yazılımımızı hazırlayıp araca geri yükleyeceğiz. Ve bu şekilde tekrar bir 50-130 alıp aradaki farkı göreceğiz. Yazılım dosyamızı hazırladık. Akü voltaj sabitleme cihazımızı da bağladık. Gördüğünüz gibi 13.5, 13.6 bu şekilde sabit tutuyor. Yani programlamamız için yeterli. CMD flash'ı açtık. Tekrar yazılabilir modu soktuk bütün arabayı. Şimdi buradan hazırladığımız dosyayı seçip yazacağız. Şuradan write deyip dosyamızı seçtik. Yes diyoruz. Evet, şu an yazılımı araca yükledik. Sorunsuz bir şekilde. Şuradan da zaten tork ve güç değerlerini de kalibrasyonlarını değiştirdik. Bunu istediğimiz sayı yazabiliyoruz. Aslında bu bir gerçeklik yansıtmıyor ama biz genelde müşteri araçlarında da bu numaraları değiştirip görsel olarak daha güzel bir görüntü yaratmaya çalışıyoruz. DBN'imiz hazır süre almamız için. Zaten önceki aldığımız süre hala şurada duruyor. 13.1. Şimdi bakalım bu süre kaça düşecek. Log programımız da hazır. Tekrar aynı değerleri alacağız. Ondan sonra bu aldığımız değerleri yazılımsız hali ve yazılımlı haline göre kıyaslayıp arabamızın gücünü tork üzerinden hesaplayıp aynı zamanda da sağlıklı olmadığını görmüş olacağız. Eren'e veriyorum tekrar telefonu. Aynı yolda ölçmeye özen gösteriyoruz her şeyi. Ki her şey gerçekten doğru bir şekilde bilgi versin. Aynı hava sıcaklığı, aynı rakım ve aynı yol. Uçağa düştü. Görebilirsiniz. Hatta bir daha alalım. Süreyi teyit etmek için.
bir şeye vuracak. Bu arada gücümüz, bizim tahminimiz 185,300 Nm. Yani kalibrasyon alanı buna göre tamamladık. Gayet stabil. Aracımızın gücü de stabil. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor ve gayet stabil. Hızlamamız da gayet stabil. Hani biz arabada bir uyumsuzluk hissetmiyoruz. Bir sarsılma tarzı bir şey hissetmiyoruz. Bize göre şu an bu yazılım sorunsuz bir şekilde araca yüklenmiş oldu. Tabii ki bunun sonucuna logları detaylı bir şekilde analiz ettikten sonra yapacağız ve yorumlayacağız. Onun dışında logları tekrar analiz ettikten sonra eğer herhangi bir sorun görmez isek aracı bu şekilde müşteriye teslim ediyoruz. Bu benim kendi şahsi aracım olduğu için bu bir örnek video oldu. Bundan sonraki süreçte müşteri araçlarıyla çekmeye çalışacağım bilerek ve GoPro ve kafa bandıyla biraz daha hem gerçek yolda biraz daha gerçekçi, ya gerçekçi demeyeyim de en azından elimizden gelince zaten pisti kullanmaya çalışacağız bu tarz videolar için. Ama en azından daha farklı araçlar, daha farklı müşteri istekleri olacak muhtemelen. Bundan dolayı video ile alakalı yorumlarınızı bize belirtirseniz videonun altında bizim için çok iyi olur. Bizim eksilerimizi, artılarımızı da söyleyebilirsiniz. Onun dışında kanala abone olursanız bundan sonra bu videolarımızın devamı gelecek. Hem yurt içinden ve hem yurt dışından da bu tarz videolar çekeceğiz. Yurt dışında yaptığımız işlerle alakalı da bu tarz paylaşımlar yapacağız. Bunun dışında benim başka diyeceğim bir şey yok. Bu ilk videoydu. Dediğim gibi amatörlükler olmuş olabilir. Elimden gelince şeffaf olup bütün her şeyi detaylandırmaya çalıştım. Yorum yaparsanız sevinirim. Görüşürüz.